Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Açıklardan ötürü sürekli hızlı bir şekilde, proaktif bir şekilde denenmiş ve yamanmış olduk. Tabii ki %100 güvenlik yok. Hiçbir işletim sisteminde yoktu %100 güvenlik. Ama şimdi, kapalı kaynak kodlu sistemlere göre çok daha açıktır. Peki neden mesela dünyaca ünlü bilgisayarlarımızda kullandığımız işletim sistemi üreticileri açık kaynağa dönmeye çalışıyor biraz? Şu şekilde dönüyorlar. Diyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kritik sistemlerinde bir işletim sistemi kullanılacak. Ticari, firma ismi vermiyorum. Çok ünlü. Geliyor ve devlet diyor ki, birçok devlet bunu söylüyor, diyor ki bana diyor kaynak kodlarını vereceksin diyor. Eğer verirsen ben belli yerlerde bunu kullanırım ama vermezsen kullanamam. Şu anda yeni işletim sistemini duyurdu o ticari firma ve bu işletim sistemi sizin her türlü hareketinizi rapor ediyor firmaya. Amerika'daki firmaya rapor ediyor. Bakın bu bugüne kadar hep yapılıyordu ama hiç bu boyutta yapılmamıştı. Üstelik son işletim sistemini kullanmıyorsunuz diyelim. Hani güvenmiyorsunuz bu son çıkan işletim sistemine, daha yeni çıktı. 10. sürümü, bir 10 diye geçiyor. İsmini söylemiyorum yine ama anladı herkesin çok yaygın kullandığı. Dünyanın yaklaşık %85'i kullanıyor bu işletim sistemini. Eski versiyonunu kullanıyorsunuz diyelim. 7'yi, 8'i kullanıyorsunuz. Onlara da bir yama geldi. Bu yamayı kurduysanız o işletim sistemindeki her türlü hareketiniz şu anda o firmaya gönderiliyor. Hiçbir zaman Fransa kullanmıyor değil mi? Hiçbir zaman Almanya'da da kullanılmıyor belli yerlerde ama bu tabii ki çok yaygın değil. Burada şöyle bir durum var. Ne dedik? Rusya daktilo kullanıyor, mekanik ve sessiz bir daktilo kullanıyor. Neden yapıyor bunu? Çünkü güvenecek bir dalı yok. Yani bu açık kaynak kodu da olsa bir şekilde tehdit var. Kapalı kaynak kodu da olsa bir tehdit var. Ama kodlardan bakın öte, bugün de Taner Bey, bugün hiçbir şekilde, tarihte hiçbir zaman işletim sistemleri, yani bu kullandığımız işletim sistemlerinin başlangıcından beridir grafik ara biriminde, hiçbir zaman bu kadar bilgi sızdırılmamıştı. Şu anda bütün bilgisayarlarımızda kullandığımız o yeni işletim sistemi ve eskiler hepsi Amerika'ya bu bilgiyi gönderiyor. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Bu bilgiler çok farklı data mining dediğimiz veri madenciliği, big data dediğimiz veri analizleriyle, bu big data verinin büyüklüğü değil, analiz edilişiyle ilgili. Yani sizin big structure sizin var bir de arkasında. Kullandığı bir tabii big structure. Ki. Doğru, big data'nın big data'yı düzenli istihbarat biriminde burada çok önemli bir analiz tekniğini hem oluşturma. Hem tüketim, hem istihbarat, hem sizin alışkanlıklarınız, eğilimleriniz, saat kaçta kalkıyorsunuz, kaçta yatıyorsunuz gibi bir sürü bilgiyi depoluyorlar. Şu an daha yeni teknoloji İFA fuarında bir cihaz tanıtıldı. Ünlü bir Koreli firma tanıttı bunu. Bu cihaz şunu yapıyor. Odanın sıcaklığına, sizin uyup uyumadığınıza bakıp odadaki klimayı ayarlıyor. Çamaşır makinesini çalıştırıyor. Bulaşık makinesini çalıştırıyor. Bakın siz uyurken. Bunların kapaklarını açıyor bitince. Onun dışında sizin ışıklarınızı kontrol ediyor. Peki bunun karşılığında ne yapıyor? Sizin bütün alışkanlıklarınızı alıyor. Avrupa Birliği şunu yaptı. Akıllı sayaçlarda, elektrik sayaçlarında. Akıllı elektrik sayaçları bütün bu raporları merkezlerine iletiyordu. Bunlar da pazarlama firmaları da veriyordu. İnsanlar ne kadar ayakta duruyor, ne yapıyor diye.